Herkese selamlar dostlar. 3 ve 4 Aralık 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. 3 Aralık'tan 3 mücadelem, 4 Aralık'tan da 2 tane dünya kupası maçını aldım. Toplamda 5 mücadele mücadeleyle idealden yüksek oranlardan değerlendirmeye çalışacağız. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle skor yarışmamızla başlayalım ve skor bilen açıklayalım. Japonya maçını bilen <laughs> 2-3 tane arkadaşımız var. Enteresandır. Maç 2-1 gibi bir sürprizle sonuçlandı aslında ki Japonya tarafından bir gol bekleniyordu fakat yani yenmesi biraz sürpriz oldu. İspanya burada Almanya'ya biraz şeylik yaptı. Velhasıl kelam maç skoru yarışmalarını anlatalım. Akın kaç Kıran isimli arkadaşım Instagram'dan yazsın bu arada. Aralık ayı boyunca alalım. Hollanda ABD 3 Kasım için 3 Aralık için soruyorum. 4 Aralık için de İngiltere Senegal. İki maçın maç skorunu ayrı ayrı bilenleri zaten açıklıyorum. Bilen katılan değerli dostlarımıza teşekkürlerimizi sunalım. Devam edelim. Yüksek misle ne yaptık o ekrana gelsin. Dün yüksek, iki tane yüksek misli verildi. Bir tanesi 1.80 gibi orandan. Diğeri de partizanın nesini oranı 1.40 bandında bir oranı vardı. Soldan başlayalım. Avrupa için yüksek mislinde Kanada'nın çifte şansını verdim ben burada. Almanya'nın handikapını en az iki fark ataraktan kazanır diyordum. Son dakika geldi yani zaten Almanya bir ara yeniliyordu. 4-2 bitti şansımıza. Hırvatistan Belçika maçına da 4.5 alt dedim ki zaten çok gollü beklemediğim bir maçtı. Avrupa'da Avrupa'da oranı 1.80 ediyordu yüksek misli de. Başarılı oldu soldaki yüksek mislimiz. Sağdaki yüksek mislimize baktığım zaman da Partizan maçına 3 farklı Partizan galibiyeti önerdim. Maç 84-84 mü? 86-86 mı? Ne? Uzadı zaten. Uzatmalarda da Valencia kazandı. Partizan orada kaybetti. Bunu da bilgisini verelim. Geçtim bunu. Canlılarda neler yaptık? Aslında dün canlılara çok iyi başladık. İnanılmaz bir seri yaptık. Onda 10 seri oldu canlıda. 10 canlımızın onu da geldi. Sonradan biraz canlılar bozuldu. Hemen isterseniz şeyden de göstereyim. Ekrandaki gitsin. Şöyle şeyden gösterelim. Şimdi burada gördüğünüz gibi 5'te 5 oldu. Burada gidiyoruz Mumbai City falan. Bu maçları da takip ediyoruz. 6'da 6, 7'de 7, 8'de 8 oldu. 9'da 9, 9'da 9. Yani aldık yani sürekli. da on 10 oldu. İşte buradan sonra biraz bozduk. Nasıl bozduk? İki tane tenis canlısı vardı. Onlar başarısız oldu. 3. tenis canlısı başarı oldu. 13'te 11 olarak burada bir bıraktık. Ondan sonra ben devreye girdim biraz da. Bu canlıyı herkes açık gruba da attım zaten. Takip etmişsinizdir. Anadolu Efes maçını 69.5 üst dedim ilk yarıda. Belliydi. İkinci yarıda 40.5 40, 40, 40, 40 üst olarak değerlendirdik. Bunun ikisi de geldi zaten. Bu şekilde devam ettik. Şurada bir tane benim canlım yaptı. 154.5 üstten. Ama izliyorduk, takip ediyorduk. O şekilde sabah sabah da zaten canlılara başladık. Hatta şöyle gösterelim. 2'de 2 olarak da, da devam ettik. Bu Filipinler falan canlıları oluyor. Onlara basket mücadelesini izleyip takip ediyoruz. Bu şekilde canlılarda da devam ettik. Dilerseniz başlayalım. Sizlerden ricamız artı 300 seviyesine like'tır. Like'larınızı eksik etmeyelim. 2 günlük video. Maçlık olanı da yazarsanız seviniriz. Bol şanslar. Bodrum Spor Gençler Birliği mücadelesi. Bu maçı neden aldım? Bodrum Spor arkadaşlar son haftalarda bir puan kaybetmeye başladı. Bu maçta reaksiyon verebilir diyerekten de bu mücadeleyi aldım. Normalde bu tür maçları Dünya Kupası varken almıyorum. Fakat Bodrum Spor'dan bahsedelim biraz. Bu Antalya bölgesinde Regnum Kari Oteller var. O otel grubunun e, yatırım takımı olduğunu söyleyebilirim Bodrum Spor adına ki kadroya baktığımız zaman da yani bir anda yükseldiler ve iyi kadro kurdular. Ne bileyim Süper Lig'den Süper Lig'den tanıdığımız isimler çok fazla. Recep Niyaz var. E, Yaoviç var. Kenan Özer var Gaziantep'ten bildiğimiz mesela. Böyle Süper Lig'in tecrübeli oyuncularının bir araya topladıklarını söyleyebiliriz Bodrum'un. İyi de oynuyor. Hücum hattında Celal var mesela. O da iyi oynuyor mesela. Bodrum takımı iyi, iyi olduğunu söyleyebiliriz açıkçası. Ve şöyle bir sıkıntısı var. Bodrum pozisyona girmekte zorlanmıyor. Fakat pozisyonları gerçekten çok kolay harcıyor. Onu söyleyebilirim Bodrum adına. Gençler bile zaten kötü bir gidişatı vardı. Bu kötü bir gidişatı bence devam eder. Bodrum bence burada kazanır. Kazanmasından ziyade ben burada öyle kazanmaya falan girmedim. Ev sahibi 1.5 üstte 1.44 gibi oran açmışlar. Bodrum bence bu maçta 2 gol atabilir gibi geliyor bana. Bilginize bol şanslar. Hollanda-ABD mücadelesi. Yani şöyle baktığımız zaman ABD tarafının burada Hollanda'ya bir zarar vermesi, zeval vermesi beklenebilir. Çünkü şöyle iki takımın şu son maçlarına baktığımız zaman da Dünya Kupası performansına ABD'nin taş gibi takım olduğunu görmek mümkün. Hollanda'da bir forvet eksikliği var. Hücumda yani bir sıkıntı yaşıyor. Yani farklı bütün gollerini Gakpo attı sanırım Hollanda'nın zaten. Her maçta da bir gol mü atıldı zaten? Bir iki tane şey atıldı. De Jong attı galiba bir tane de. Yani Gakbo taşımaya taşımaya devam ediyor Hollanda'yı. ABD'de defansı olsun, orta sahası olsun, forveti olsun. Bir yani uyum içinde ve iyi bir futbol sergileyen bir ABD takım var. Pulis hiç bu maçta sanırım olmayabilir. Teknik direktör bir açıklama yaptı fakat ya yani küçük sakatlıkları olan oyuncular risk alıyor. Risk alıyor bu maçlarda. Mesela örnek vereyim Valencia'nın da öyleydi. Zaten elendiğin takdirde devam etmiyorsun. Tek maçlar artık burada. Son 16 turunda. Ben şöyle bir tercih düşünüyorum bu mücadele. Tek tercih yüksek oran yapacağım bu maça zor bir maç açıkçası ABD'den dolayı. Çünkü kolay kolay yani pes etmiyor ve oyundan düşmüyor. Ve gol atma ihtimali de var bu arada ABD'nin. Zor maç yani. Favori burada da yani zor favori öyle söyleyeyim ben size. İlk yarıda iki takım birbirini tartar bence. Çok fazla risk alınmaz. Çünkü tek maç son altı mücadelesi. Ben mücadelenin ikinci yarıda açılmasını bekliyorum. O yüzden tek tercih yüksek oran yapalım dedim burada. En çok gol ikinci yarı diyerek burada Tek tercih 1.92 gibi orandan önermek istiyorum. Değerlendirecekler. Bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Bol şanslar. Arjantin-Avustralya mücadelesi. Arjantin bu maçta bir şöyle bir patlama yapıp 5-6 tane atar mı diye düşünmüyor değilim de. Yani 5-6 atacak takım değil sanırım burada. Avustralya biraz daha dirençli bir futbol sergiler yani burada. Kapanmaya çalışacaktır. Mesela Danimarka maçında iyi kapandılar. Bir tane attılar çıktılar Danimarka ve şunu söyleyeyim. Avustralya grupta oynadığı 3 maçta da bence ezildi yani iyi oynayan taraf olabilir fakat kalesinde daha çok pozisyonu veren takım oynadığı maçlarda her zaman Avustralya oldu kalesinde pozisyonlar verdi Arjantin pozisyonları değerlendirebilecek bir takım bu maça idealden ne alabiliriz diye baktığım zaman da ilk yarıdan bir Arjantin galibiyetini bence idealden değerlendirme altına bir zaten bir alırız bir 42 gibi oranı var ideal tercih olarak da bir de yüksek oranlı bir gal e tercihim var bunun 3 30 bu ne oranı var onu söylemek istiyorum 3.34 oranı var bakın şu Handikap 2'den 0 yani şunu açıklamasını yapayım bazı arkadaşlarımız bilmiyor bu tür bahisleri. Maç sonunda maç bittiği zaman da Arjantin 2 farklı maçı kazanmış olacak. Tam 3 farklı kazansa yatar 1 farklı kazansa yatar 3.34 oranı burada. Sadece 2 farklı 2-0 3-1 4-2 gibi skorlarla biterse burada Arjantin 3.34 oranında getirir bizim bilginize. Ama idealden gitmek isteyenler ilk yerden bir Arjantin galibiyeti alabilir. Ayın dördüne geçiyorum arkadaşlar. Ayın 4'ünde de iki tane mücadele var. Fransa Polonya ile başlayalım. E, bu arada İngiltere Senegal maç konu sizlere sorduk. Ayın dördü için bilginize katılmak isteyenler bol şanslar. İki mücadelemiz var burada. Fransa Polonya mücadelesi. Yani Polonya'nın ben çok oyun oynadığını düşünmüyorum açıkçası. Son Arjantin mücadelesinde zaten beklenen gibi oldu. 2-0'lık bir Arjantin galibiyeti geldi. Bakın idealden güzel bir oranı var aslında. Direkt ideal tercihimi söyleyeyim burada. Fransa'nın atacağı 2 gole bakın. 1-32. Polonya'ya karşı bence 2 gol atamaz mı? Bence atar. Dembelesi, Giroud'u, Griezmann'ı, Mbappe'si, Monet'i, Mbappe. Yani Fransa oynuyor arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Yani pozisyonlar çok giriyor. Bazen kale dibinden de kaçırıyor. Fakat bir anda 2 tane gol atabilecek potansiyele sahip bir takım. Polonya'nın burada seyizli en son yaptığı açıklamaları görmüşsünüzdür belki. Yani bu fon benim yedeyimdi Juventus'ta. Alisson da benim yedeğimdi diyor. Ee, yani dünyanın en iyi kaleci benim diyor. En son Messi'nin penaltısını kurtardı ya sanırım ondan dolayı olabilir bu. Böyle bir açıklaması vardı. Fransa bence burada en az 2 gol iki gol atar burada. Bir 32'den zaten idealden değerlendirme altına alınabilir bu maç. Ve şöyle de bir tercih yapalım bu mücadeleyi biraz daha yüksek oran isteyenler için. Şöyle 2-1'lik veya 3-0'lık bir galibiyet Fransa adına çıkabilir ama ben 2-1'e biraz daha yakınım. 2.5 üstünde bir yaparsanız da 1.78 gibi bir oranı var. Polonya'da belki araya bir tane kıstırabilir gibi geliyor bana. 2 gol zaten Fransa'dan potansiyel beklentisi var. 3. gol de gelirse güzel olur. Son mücadelem İngiltere ile Senegal mücadelesi. Bu maçta zor bir maç olacaktır. Bence alt bitecek bir mücadele. Fakat ben de bu maça biraz yüksek oran almayı değerlendirdim. Yani Fransa maçına idealden verdik. Şöyle bir 30 küsurdan bir ideal verdik. Bu maça ideal yapmayalım dedim ki zaten ideali zor bu mücadelenin. Ben burada şöyle bir tercihim var. İngiltere bence bu mücadele kazanır ama mücadele genelde 3.5 altına biter. 1-0 bilemedin 2-0'lık bir skor çıkabilir. 3. gol gelmesi zorlanır. Senegal zaten iyi bir takım, diri bir takım. İngiltere de teknik bir takım kadrosu dolayısıyla. Bir anda 3 tane gol atabilen bir takım ki son mücadelesinde zaten ilk yarı 0-0 bitti. Hemen 2 dakikada hatta 1 dakikada 2 gol binden attılar o mücadelede. Yine öyle bir şey izleyebiliriz ama mücadelenin sert geçmesini bekliyorum. O yüzden 3.5 altında bir tercihini burada 1.72 gibi orandan tek tercih yüksek oran olarak değerlendirme altına alabilirsiniz. İngiltere bu maçta bence 1-0-2-0 kazanabilir. Toplamda 5 adet mücadelen vardı. 3 aralık ve 4 aralık, 4 aralık olarak ilerledik. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Artı 300 e seviyesinde like gelirse çok memnun oluruz diyerekten de devam edelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Değerlendirecekler. bol şanslar. Görüşürüz. Seviyorsunuz. Bay bay.